Kurgu Dünyası'ndan hepinize merhabalar. Bugün bir önceki vlogta söylediğim gibi arabadaydım o zaman da. Berat'i kullanıyordum. Berat'inin de adını söylememişim. Yani biraz yorulmuşum. Berat kusura bakmasın, yorgunluğuma versin. Arabada yanımdaki arkadaş, arabayı kullanan arkadaş Berat'i. Bizim aplikçimiz. Ondan da özür dilemiş olayım böylece. Yani orada dedim hani fuarda bir şeyler çeker atarım hani Ozmo ile falan ama yok yani mümkün değil. Şimdi Turgay sağ olsun yardım etti. Kaç? Yok, 26 tane falan firma çekmişiz galiba. Sen fena yapmışsın ya. 26 tane firma. Ben 5 tane hani şey yapabildim. Ben 5 tane yaparken 21 tane hashtag mention. Ya bazen hashtag mention da kendimden korkuyorum yani. Yapıştır geç ya, hiç şey yok. Ya affetmek yok abi. Hayır, arşivim yanımda olsaydı yani bu bilgisayardaki imkanlarım fuarda olsaydı hiç buraya gelmeden direkt orada halledecektim ama olmadı. Şimdi sadece seslendirmeleri kaldı. Yarın da altlarına seslendirmelerini yerleştirdik mi tamam oluyor. Ondan sonra kolum yoruldu. Biraz ben şöyle taşıyayım mı? Yok ya, ben alıştım. Şimdi size verdim, niye çok sallıyorsunuz? Ya şöyle tutuyorsunuz, buradan parmağınız gözüküyor. Evet. Genelde ben, benim öyle oluyor. Ben iyice alıştım. Yok, Çılgı da aynı şeyi yapıyor. Evet. Çılgı'nın şeydekini izle, radyodakini. Bir ara şöyle yapmış. Böyle yapınca da tabii yanlarda bunun mikrofonları ses gidiyor. Ondan sonra karşıda piyaza var, bakar mısınız ya, ne kadar güzel. Canlı gel, daha iyi ya. Şimdi, gel, para getir bana diyor, harca beni diyor. Şimdi ışığı iyi almıyordur değil mi bu? Yani gece böyle pek de iyi değil. Gain abanıyor işte. Evet. Şu an suratımız tıllı. Çamurlu. Ama yapacak bir şey. En sevdiğimiz görüntülerden. Bir de bak, dikkat et. Tek başıma şu hareketi yakıtla deneyim dedim. Bir kere çok iyi. Yani birinin olması gerekiyor ki delilik düzeyini paylaşmış olsun. Yok hani yanındaki kişi seni normalleştiriyor yani. Evet. Hani o da ortak oldu. Yani demek ki bu gayet normal bir şey. İki deli olmak da sıkıntı yok. Tek deli olunca problem. 5-10 sene sonra var ya insanlık hiç birbirine hani şu an bile hani kale almıyorlar ki 5-10 sene sonra artık ne durumda olacağız kim bilir. Bu arada şu yansıması hep hoşuma gitmiştir ha. Hani burası çok şey değil ama Çin'de dayılar şey Eyüp İzledim Eyüp Sevimli'nin blogunda mıydı? En son herhalde Emko'nun videosunda da olabilir. Şey atıyor dayı böyle, ağ atıyor. Çekiyor, balık yakalıyor falan. O Eyüp kardeş şey ya. Eyüp Sevimli Tesla'ya binmiş. Ha binmiş, tebrik ederiz. Ben de hayali biliyor musun bu araba? Şimdi seni onu test ederken görünce bir heyecanlandım ama şey, bir de teknoportta da konuştuk evet üstüne. Bir de şey sormak istiyorum ya, bu sağlıksız filan, Çin'deki hava sağlıksız zorunlu filan diye ben onu pek onlar sürekli söylüyorlar zaten. Ha. Telefonda uygulaması var. Çok enteresan ya. Bugün kötü diyor. Hava çok kötü, sağlıksız. Usta diyor. Kurtar kendini oradan ya. Ne Çin'i ya? Valla daha çok buradan kurtarmış biriler kendini. Ha orasını bilemem de hani daha hava sağlıklı olan var. Çin'i tamam, Çin'i seviyorsan da sağlıklı bir olan şey alıyor, bir içecek alıyor. Eyüp 15 lira mı tutuyormuş neymiş yani, Türk parası 15 lira. Ya 15 falan boş ver abi. Şu ben şeyi ya, Çin deyince aklıma böyle bir iğrençlik geliyor nedense. Hani böyle bir yok ya, ya tamam öyle olanlar şey bak, yani böcek ama işte, hani türü falan. Hani biraz öyle şey insan. Vloglarını izlemeye devam i̇şte etmek lazım. Son Çin hakkındaki sana. O şeyler yıkmış. Mesela trafik konusunda Emko'nun şey Emko daha çok bahsediyor ondan Emre. Trafik konusunda bize benziyorlar biraz. Saçma sapan trafik kazaları falan yapıyorlar böyle. Hatta bir vlogunda Emre şey diyordu, bu kaza nasıl olmuş olabilir? Kocaman bir kavşak, arabanın bir yan yapmış, iki tane araç da ona girmiş. Hani bu nasıl olmuş olabilir diye. Heyecan yapmışlar. Yani bize benzemiyor da değiller aslında. Yap. Evet, gene yorulduk. Şey peki, Çince hakkındaki benim bilgim çok... Yani Çincesi de fena gibi gözüküyor. Şey, yıllardır oradalar. Yalnız şey ya, Çince'de her harf bir kelimeye mi denk geliyordu? Birkaç kelimeye mi denk geliyordu? Bir şeylere olayları onu... var. Ben bir sorayım yani, Çince'yi nasıl söktün usta sen ya? Ya Çince'den bahsediyoruz. Hani adam, karşındaki adam. Yani duyduğumuz zaman hani o nasıl anlıyor? Şey öğrendim ben. Emre şey yapıyor, parmağını okutuyor alete, şey diyor. Ya da bir şey alıyor mesela 7-Eleven'dan. O aldıktan sonra şey diyor. O teşekkür ederim anladığım kadarıyla. Evet, şey. Çok aynı şey değil mi? Şey.
Hani aynı şey. Demek ki şeyden ses. Ya bir de işin ilginç. Bak değil. Adamlar ta Çin'de. Bu arada Çin dili edebiyatı okumuş Emre. Eyüp öyle bir şey okudu mu bilmiyorum. Adamlar ta Çin'de. Biz buradan takip ederek oradaki hayatlarını okuyabiliyoruz. Yani. Evet. Buradan da çok teşekkür ederiz. Gerçekten kaliteli vloglarınız var. Ben bugün keyif alarak izledim. Evet ben de çok beğendim. Emko'yu izleme fırsatı yakalayamadım ama Eyüp Usta'yı yani tebrik ederim. Gerçekten hakiki. Yani orada yaşıyormuş gibi hissettim. Hele zaten Tesla'yı kullandı ya. Tesla'yı... Zaten içinde... Tişörtü kapamadın ama neyse. Kadının İngilizcesi biraz kötüydü ama olsun. Senin İngilizcen çok iyiydi usta. Yani tebrik ederim. Çok hakiki vloglar çekiyorsun. O zaman piyaza manzarasıyla veda edelim mi? Aynen. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Emre ve Eyüp sevindi. Aynen. Emko. Emko ve Eyüp. Çin'e selamlar. Görüşürüz.